Arkadaşlar hepinize merhaba. Başlıktan da anladığınız üzere bugün yine Çin'den gelen bir ürünün paket açılışını yapacağız. Kutu açılışını. Kutu diyorum. Gerçi bunun kutusu yok. Paket olacak. Paket açılışını yapacağız. Bluefield'ın su geçirmez çantası. Burada her ne kadar bir dağcı resmi kullanmış olsalar da bunu pek çok doğa aktivitesinde, doğa faaliyetinde kullanacağımız bir çanta arkadaşlar. Ben bu tip ürünleri genellikle kano veya su sporları ile uğraşırken kullanmayı tercih ediyorum. Hemen şurada bakalım neler varmış. Ürünün açıklaması ile ilgili kartelalar koymuşlar ama arkadaşlar bunların hepsi Çince. Dolayısıyla üzerinde yazan hiçbir şeyi anlamıyorum ben. Arkadaşlar bu tip ürünler genellikle %100 su geçirmez kumaştan imal edilerek yapıldıkları söylenir. Su geçirmez kumaşların aksine bunlarda hiçbir şekilde hava alacak nokta yoktur. Dokuma sistemiyle yapılmıştır bu kumaşlar. Görebilecek misiniz buradan bilmiyorum. Ve arkasından bir kaplama yapılarak gerçekten %100 su geçirmez özellik kazandırılır bunlara. Buradan da gördüğünüz gibi dikişlerin olduğu yerler kaplanmış bir mum gibi bir şeyle. Ve bütün kumaşın yüzeyi içten bütün yüzeyi kaplanmış oluyor bu şekilde. Bakın şuradan daha rahat görebilirsiniz. Mesela dikişlerin kaplandığı malzeme şuradan birazcık açık. Dolayısıyla dikişlerden de su geçirmiyor. Bu ürünü bize geçtiğimiz yıl Banggood firması göndermişti. Oradan Amarlam diye bir arkadaş vardı. Bu tip ürünlerle ilgilenen. O inceler misiniz diye göndermişti. Ancak daha bugüne nasip oldu bunu incelemek. Kabaca şimdi size bunun kullanımını göstereceğim ben. Sudan etkilenmesini istemediğimiz bir malzemeyi çantanın içine yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi burada yaylı bir ağzı var bunun. O yüzden formu hep sabit kalıyor. 1, 2, 3, 4 defa katlayıp klipsini kapattığım zaman bu hiçbir şekilde artık içerisine su almıyor. Gördüğünüz gibi içerisindeki hava boşalmıyor. Aynı şekilde bu su geçirmiyor, dışarıdan içeri su geçirmiyor demek. Bu tip bir ürün içerisine su koyduğunuz zaman dışarısına da su sızdırmıyor demek oluyor. Dolayısıyla bir acil durumda su taşıma çantası olarak da kullanılabilir arkadaşlar bu tip çantalar. Burada bir tane klips kullanılmış ve klipsin yanına da bir tane askıma halkası koymuşlar. Dikişleri gayet sağlam ve güzel dikilmiş. Tabi sonuçta bu da fason üretim arkadaşlar. Yani Çin'de bunlardan milyonlarca üretiliyor. Ve isteyen alıyor, kendi markasını basıyor. Fiyatını ekranda görüyorsunuz şimdi ama birazcık daha internet araştırma yaparsanız bundan daha uygun fiyatlı çantalar da var. Bunun kapasitesi ne kadar? 47'ye 40 santim boyundaymış arkadaşlar. 30 litre hacmi var bunun. %100 polyester yazıyor. Çin malı yazıyor. Ve bu small boyuymuş. Tabi bunun burada demek oluyor ki medium ve large boyları da var. Linkini ve fiyatını videonun açıklamalar kısmına tekrar ekleyeceğim. Satın almak isteyen arkadaşlar veya daha detaylı incelemek isteyen arkadaşlar oradan girip bu ürünü alabilirler. Eğer doğa sporlarıyla uğraşıyorsanız arkadaşlar böyle bir ürün sizin sırtınızdan büyük büyük kaldıracaktır. Çünkü korumak istediğiniz eşyalar olabilir. Elektronik eşyalarınızı koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hacmi 30 litre gayet büyük. Bütün eşyalarınızı ve elektronik eşyalarınızı içerisine alabilir. Fiyatları gayet makul. Ama dediğim gibi siz internetten araştırmaya devam edin. Maalesef ülkemizde bu tip ürünler haddinden yüksek fiyatları satılıyor.
Dolayısıyla Çin'den böyle bir şey getirip kullanmak daha avantajlı gibi gözüküyor. Arkadaşlar, bu ürün hakkında söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Gördüğünüz gibi gayet basit ve kullanımı kolay bir ürün. Kanalımıza abone değilseniz abone ol butonundan abone olursanız, aboneyseniz de abone ol butonunun yanındaki çağrı resmini tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Böylece size daha kolay ulaşabilirim. Dediğim gibi söyleyecek bir şey kalmadı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.